Evet değerli arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomun konusu son zamanlarda çok sıkça yorum yapılan, sosyal medyada tartışılan şu meşhur YouTube vergisiyle alakalı. Arkadaşlar şimdi benim küçük bir kanalım var. Daha para kazanma seviyesinde değilim. Zaten bunu videomdan da anlarsınız. Şu anda ben para kazanmıyorum. Fakat şimdi internette, YouTube'da duydum ki bir kişiye 360 bin TL bir ceza gelmiş. Bu YouTube'la alakalı. Şimdi inceledim. Bu arkadaşa 8 yıl falan olmuş başlayalı. 360 bin lira bir ceza gelmiş. 360 bin lira ceza aslında çok arkadaşlar. Yani duyunca ben şok oldum. Bunu birkaç YouTuber arkadaşlar böyle bir çekim yapmışlar ve paylaşmışlar. Herkes şok olmuş. Şimdi arkadaşlar bu aslında tam olarak şöyle bir şey. YouTube vergisi diye bir şey yok. YouTuber vergisi diye bir şey yok. Bu bahsedilen konu 7194 sayılı dijital vergi kanunu arkadaşlar. 7194. Şimdi onu ben nasip olursa şuraya şu köşede şeyini bırakacağım. Numarasını bırakacağım. Arkadaşlar bu vergi bu. Şimdi bu vergi arkadaşlar Aralık 5 Aralık 2019'da çıkmış. 7 Aralık 2019'da da 30.971 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Daha sonra da herhangi bir değişiklik yapılmamış. Arkadaşlar burada verginin konusu, tanımı, mükellef ve mükellef sorumlulukları, muafiyetleri, istisnaları her şey açık açık yazıyor. Şimdi bizim alışık olmadığımız ya da bilmediğimiz şey şu. YouTube kanalında, YouTube'da bir takım içerikler paylaşıyoruz. Buradan da belli bir gelir elde ediyoruz. Hani ben etmiyorum da, yani eden arkadaşlar gelir elde ediyorlar. Bu gelirleri de arkadaşlar YouTube'da alakalı bu gelirleri de İrlanda'daki Google LLC Dublin Ireland diye bir firma tarafından geliyormuş. Yani bu işleri YouTube'daki bu içerikleri ve onların paralarını reklam hizmetlerini bildiğimiz kadarıyla bu şirket karşılıyormuş. Gelirler de buradan geliyormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben izlediklerimden şöyle, yani YouTube'da izlediklerimden pek çok arkadaş panik olmuş. Hele hele bayanlar, bayan YouTuber'lar biraz fazla panik olmuşlar. Çoğu yani neyse öderiz vergimizi diyorlar ama bir kısmı var ki bu kısmı var ki gerçekten panik olmuş, kanalını satmaya çalışıyor, devretmeye çalışıyor ya da ne bileyim kapatmaya çalışıyor yahut da bir takım çareler düşünenler var. Diyor ki ben AdSense'deki hesap numaramı kapatırsam bana bir şey gelmez. Yani herkes böyle şok olmuş, bir şeyler düşünüyor aklınca. Ama arkadaşlar ben şimdi bunların hepsini bir kenara bırakıyorum. Esas işin gerçek tarafı arkadaşlar bu dijital hizmet vergisi, 7194 sayılı dijital hizmet vergisi ve bundan elde edilen gelirler, burada YouTube falan demiyor. Ama dijital ortamdaki bütün hizmetler diyor ki bizimki de oraya giriyor zaten. Şimdi bu dijital hizmetlerden elde edilen paralar arkadaşlar Türkiye'deki vergi kanunlarına göre ticari gelir sayılmış. Anladığım tek nokta bu. Ticari gelir sayılmış. Ticari gelirler de arkadaşlar vergilendirme safhasına bakıldığında şirketlerde kazanıyor. Yani bir bireysel bir şey olmuyor. Yani bir bireysel bir kazanç sayılmıyor. Ya da bazıları diyorlar ki ben işte 200 lira aldım, 200 liramın neyse vergisini gidip vereyim. Şirket deneymiş falan filan diyorlar ama yani bu gelirler ticari gelir sayıldığı için, ticari gelirler de şirketlerde elde edildiği için şirketlerin de yani kurulmasına girmiyorum burada. Şirketlerin kurulması ve yürütülmesi arkadaşlar
bir muhasebecinin ya da bir mali müşavirin yürütmesi gerekiyor. Yani siz bireysel olarak bunları ben beyannamemi veririm ve vergimi öderim falan deyip yapamıyorsunuz. Sorun da işte buradan kaynaklanıyor. Yani kısacası arkadaşlar YouTube'dan para kazanan arkadaşlar eğer çok kazanıyorlarsa bunu bir şekilde zaten çözüyorlardır. Bir diğer şey de zaten çoğu arkadaş ben zaten mükellefim ödüyorum şeklinde kelimeler kullanmış. Onlar demek ki bu işi biliyorlardı. Vergilerini, şirketlerini kurmuşlar. Vergilerini ödüyorlar demek. Şimdi yani benim az önce de söylediğim gibi benim için önemli olan gelirleri çok az olanlar, YouTube'dan geliri çok az olanlar, arkadaşlar masrafları bu şirket kurmak aşamasındaki masrafları tam olarak bilmiyorum ama 2000 lira gibi bir masraf diyorlar ve bir günde de şirket kuruluyor diyorlar. Ama ondan sonra şirketinizi kurdunuz, mükellef oldunuz. Bu kadarla bitmiyor arkadaşlar. Bir muhasebeciyle çalışmanız gerekiyor. Bir muhasebeci 200-300 lira falan deniliyor. Yani aylık olarak ödenmesi gereken durumuna göre, yani sizin gelirinizin durumuna göre böyle bir fiyattan bahsediliyor. Arkadaşlar Bağkurlu olmanız gerekiyormuş. Bağkurlu olmanın açıklaması da mantığı da şu arkadaşlar. Şimdi şirket yöneticileri Bağkurlu'dur arkadaşlar. Yani bu gidin şu köşedeki bakkala sorun, şu arkadaki berbere sorun, arkadaki kasaba sorun. Yani bunların bir şirketi vardır ve şirket sahibi, yani şirketin sahibi Bağkurlu'dur. Onlar sigortalı olamaz arkadaşlar. Ama bir adam çalıştırıyorsa, bir işçisi varsa çalışan onlar da sigortalı olmak zorunda. Yani bu da buradan kaynaklanıyor. Bir de aylık fatura kesmesi gerekiyor bu şirket kuran arkadaşların, YouTube'cu arkadaşların. Kademesini ödemesi gerekiyor. Yani bunlar da zaten şirket kurmanın rutin işleri arkadaşlar. Şimdi buradan da şu anlaşılıyor. Tekrar ediyorum. Bu 7194 sayılı yasaya göre kazanılan paralar YouTube'dan, Netflix'ten, Messenger'dan, Instagram'dan herhangi bir şekilde satış yapanlar, para kazananlar kazandıkları paralar ticari gelir sayılıyor. Ticari gelirler de ancak işletmelerde, şirketlerde olabiliyor. Şirketlere de muhasebeciler ve mali müşavirler yönetebiliyor. Siz yönetemiyorsunuz bunları. Siz sadece de mükellef olarak şeyinizi, KDV'nizi, faturanızı kesip KDV'nizi ödüyorsunuz her ay. Bu ay, bu işlerde her ay oluyor arkadaşlar. Yılda bir beyanname şeklinde olmuyor. Mesela kira gelirlerinden gelir vergisi yılda bir Mart ayında beyan ediliyor. Ama bu YouTube'dan gelen paralar arkadaşlar kesinlikle her ay yapılması gerekiyor. Yani az para da kazansanız, çok para da kazansanız bir şey fark etmiyor. Yani beyannamenizi her ay vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı böyle panik olan kişilerden bahsediyorum. Şimdi bunlar diyorlar ki ben AdSense'm açık 200 lira bir para aldım. 200 lira da alçak görünüyor ama o da işte 199 lira olduğu için çekemiyorum. Bir ay sonra bekleyeceğim falan. Yani sonuçta aylık geliriniz şirket kurduğunuz zaman yapmanız gereken masrafları, ödemeniz gereken masrafları kurtarmıyorsa ki bu da yaklaşık olarak Bağkur ile beraber arkadaşlar 2000 lira gibi bir para. Yani aylık 2000 liranın üzerinde bir para kazanırsanız biraz kafa kafaya olursunuz. 2000 liranın üzerinde kazanırsanız fazlası da size bir kar gibi bir şey olur. Arkadaşlar bu 2000 lirası yani böyle kanunda bir limit falan değil. Ben bunu örnek olarak söylüyorum. Yani 1144 lira Bağkur var. 300 lira bir muhasebe paranız olsa her ay fatura kesiyorsunuz. Faturanızı ve vergisi yani gelirinize göre KDV'si oluyor. Bunları falan ödüyorsunuz arkadaşlar. İşte 1800 lira veya 2000 lira gibi bir rakam. Yani bu kadar bir para kazanıyorsanız arkadaşlar kafa kafaya olur. Bunun altında kazanıyorsanız şirket kurmak mümkün değil arkadaşlar. Hani çoğu bayan da diyorlar ki ben kanalımı işte 3-5 kuruş katkıda olsun diye falan kurduydum.
Onun için şey yapıyorum, ben buna katlanamam diyor. Arkadaşlar bunlar en doğru kararı veriyorlar. Yani dediğim gibi aylık gelirinizin masrafınızı kurtarmıyorsa hiç şirkette kurmayın. Bu YouTube'da da bulunmayın arkadaşlar. Bunlar bizlere göre şeyler değil diyorum. Ama bir tanıdığım var. 300 bine yakın abonesi var. Ve her bir videosu da bir saat içerisinde, bak her koyduğu bir video bir saat içerisinde 100 bin izleme yapıyor. Şimdi bu arkadaş muhtemelen iyi bir para kazanıyordur diye düşünüyorum. Kazanıyorsa da bunun şirket kurması da şart arkadaşlar. Yani bundan kaçış yok. Dediğim gibi kazancınız aylık masrafınızı kurtarmıyorsa şirket kurmanın bir şey mantığı yok arkadaşlar. Yani şimdi buna da ben yine buradaki bazı arkadaşlardan bazı öneriler duydum. Onlar da ne derece doğru onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir kişi demiş ki ben AdSense ayarlarımda daha önceden tanımlamış olduğum banka hesap numaramı sildim. Silince ne olacak? Sizin hesabınıza para gelmeyecek. Arkadaşım da zaten anlatmaya çalıştığı şey diyor ki param gelmeyecek, birikecek. Birkaç yıl sonra istersem açarım, çekerim. O zaman da ne gerekirse yaparım, çekerim diyor. Yani belki böyle bir şey de olabilir. Yani bilemiyorum tam olarak. O şimdi yurt dışında bir şirket olduğu için, mesela İrlanda'da bir şirket olduğu için oranın kuralları, şartları nedir onu ben bilemem. Ama benim anladığım sadece ne? Türkiye'deki hesaplarınıza, Türkiye'deki banka hesaplarınıza ki AdSense'de tanımladığınız hesaplarınıza diyelim, sizin adınıza onlar mutlaka. Eğer bir para girişi var ise yurt dışından, bunlar zaten biliniyor arkadaşlar. Devlet bunları biliyor. Yani bunu çok çabuk filtreleyip bir rapor haline getirebiliyor. Yani 1 lira da gelse, 10 lira da gelse, 1000 lira da gelse, 100 bin lira da gelse bunlar hepsi tek tek biliniyor. Özellikle bu 7194 sayılı kanunda zaten arkadaşlar bu şeyi yurt dışından gelen paraların raporlanmasıyla ortaya çıkan bir şey. Bir ilginçliği de ben hani burasını bilemedim. Kanun 7 Aralık 2019'da yürürlüğe girmiş ve ilerideki bir maddesinde de diyor ki 2021 Ocak 2021'de bu kanun yürürlüğe girer. Şimdi bu 360 bin lira gelen arkadaşa nasıl oluyor da 360 bin lira geliyor? Bunu araştırdım arkadaşlar. Kendisiyle de konuştum bizzat. Yani kendisi de bir videosunda açıklıyor zaten. Kendisi de 8 yıllık YouTuber'muş. 8 yıl önce beyanname vermediğinin cezaları kesilmiş. Bu da nasıl bir yani şeydir, bunu da bir türlü anlayamadım. Fakat yine bu işlerden anlayan bir kişinin videosunda şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki senin ticari gelirine neden olan videoların 5 yıl önce konduysa, 8 yıl önce konduysa o sürekli izleniyor. O sürekli şeyin elinde, Google şirketinin elinde, orada reklam veriliyor. Oradan sen para kazanıyorsun. Yani sen videoyu 8 yıl önce koysan bile oradan para kazanıyorsan ben ona döner bakarım gibi bir mantığı varmış maliyenin. Şimdi o da doğru mudur? Ne derecede doğrudur bilmiyorum. Yani olabilir. Böyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar sonuç olarak ben şimdi dediğim gibi daha yeni ve daha küçük bir kanalım var ve para da kazanmıyorum. Bu işi bir süreliğine hobi olarak yapmayı düşünüyorum. Buradaki gelişmeleri de izleyeceğim. AdSense zamanım geldiğinde, daha şu anda epeyce uzakım da, zamanı geldiğinde AdSense'mi de aktif hale getirmeyeceğim. Hobi olarak yapacağım. Sizlere de yani böyle kazanamayanlara da bir şirket kurmanızı tavsiye etmiyorum. Bu Google'dan gelirlerin zaten bir garantisi de yok.
bu izlenmeyle alakalı, bu sizlerin kaliteli video koymanızla, içerik koymanızla alakalı, sizin şeyinizle alakalı, yani çevrenizle alakalı. Az bir izleyiciniz varsa, az bir para kazanıyorsanız hiç boşu boşuna şirket falan kurmaya çalışmayın. Bu işi hobi yapın derim. Ama örneğin AdSense'si açık ve 200 lirası var. 3-4 senedir de YouTube'da bu kişiler nasıl bir çözüm bulurlar ona da bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.